Sanat hayatının bugünkü konuğu Servet Zülfikar. Daha doğrusu biz konuk olduk Sayın Servet Zülfikar'a. Tıp doktoru, diş hekimi, muayenehanesini. Kültür, sanat çalışması, kendi kentiyle Türkiye'ye katkıları, zamanını artık emekli ol noktasına getirmiş, karar verilmiş ve yazma eylemine ağırlık vererek devam ediyor. Konuğuyuz. Kim Servet Zülfikar? Bir bakalım. Servet Zülfikar 1957 yılında Bitlis'te dünyaya geldi. 1963 yılında Bitlis Kazımpaşa İlkokulu'nda eğitim yaşamı başladı. 1965'te ise ailesiyle İstanbul'a göç etti. 1975'te Pertevniyal Lisesi, ardından da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1982'de mezun oldu. 1978'de katıldığı folklor kurumuna 12 yıl süreyle faal aktivist, oyuncu, derleme araştırmacı ve yönetici olarak hizmet etti. Folklor kurumunun asıl üyesi oldu. İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın 1986'daki kuruluş çalışmalarına çağrıldı. Basın yayın, eğitim ve ilçe temsilciliği komisyonlarında uzun yıllar görev yaptı. 2007'de 25. yıl meslek ödülünü aldı. 2019'da diş hekimliği mesleğinde 37. yılı tamamladı. Bitlis'e ait eserlerinin önemli bölümünü yaşanmış Bitlis mizahı ve sosyal yaşamı üzerine kurdu. Gerçek kaynaklar esas alınarak yazılmış tarihi bilgilere, trajikomik anılara, Bitlis'e ait zeka yüklü esprilere, keyifli Bitlis dilini şivesini de katarak kullandığı Bitlis'in mizahı, argo ve jargonuna, hoş ve tatlı anekdotlara yer verdi. Bitlis'in mizahtaki yerel lezzetlerinin, zekasının ulusal ve evrensel ölçütlerdeki diğer örneklerle rahatla kıyaslanabilecek bir dolu güzelliklere sahip olduğunu sürekli anlattı. Bitlis kültürüne, edebiyatına, folkloruna, musikisine ilişkin birçok noktayı belgelerle ortaya koydum. Zülfikar, Bitlis çarşı mizahı, Bitlis hayatı, Bitlis avcı hayatı ve av mizahı, Bitlisi olmak, illa Bitlis'te gözüm adlı 5 kitabı ile fotoğrafların dilinden Bitlis hayatı albüm kitabını izleyen araştırmaları ve derlemelerini yoğunlaştırarak yazı yaşamını sürdürmektedir. Evet, diş hekimliği dün de kaldı. Gelenekten geleceğe taşırken Bitlis'i, o büyük kültürel coğrafyanın, o güzel kentini her şeyiyle ele alan bir memleket çocuğu, genç insan ta derinlerden alıyor ve geleceğe mizahı taşıyor, kültürü taşıyor. Bitlis'i Türkiye'ye, dünyaya taşıyor. Dinleyelim sizden Bitlis. Sizin Bitlisiniz, sizin can Bitlisiniz. Hocam, mütevazi ofisimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Epeyden beri bu söyleşiyi arzuluyorduk karşılıklı. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bitlis, küçük yaşlarda İstanbul'a göç etmeme rağmen içimde taşıdığım müthiş bir duygudur. Beni yetiştiren, emziren, her şeyi öğreten bir dünyadır. Bitlis bir, benim yıllardır söylediğim bir şeyi bir kez daha söylemek istiyorum. Bitlis bir ülkedir. Ülkenin masalı vardır, ülkenin öyküleri vardır, ülkenin tarihi vardır, mizahı vardır, müthiş kaynakları vardır. Gerek kültürel kaynakları, gerek yaşama ait kaynakları vardır. Bitlis tanıtılmamıştır ülkeye ve ulusaldan da evrensele tanıtılmamıştır. Bitlis, benim çıkış noktam
mizahla başlamıştır. Bitlis mizahını tanıtmayla mütevazi bir noktadan başladım ben. Ondan sonra mizahı. Bitlis mizahı bir üst başlıktır. Bitlis mizahında amentü tınaz etmek diye bir kelime vardır. Bu öz Türkçe'de geçer. Tınaz etmek, şaka etmek, şakalaşmak karşılıklı. İki arkadaş şakalaşır, gelin kaynana şakalaşır. Bazen hırlaşırlar da gelin kaynana ufak tefek olur böyle. Birbirlerine kötü olmasa da söyleşirler. Fakat mizahla karşılıklı, konuşmalar mizahladır hocam. Yani baba oğula bir şey verirken şakalaşarak verir onu. Bir şey anlatırken şakalaşarak yapar. Tabii edep korunarak yani. İki arkadaş arasında da böyledir. O tınaz etmek, şaka etmek, bunu daha boyutlandıralım. Dalga geçmek, alay etmek bu daha katmanlaşabilir. Fakat dar anlamda şaka etmek diyelim. Bu mizaha yerleşmiştir. Mizah tabii ağdalı bir Bitlis kent dili vardır merkezde. Omurgasını Türkçedir, bu dilin omurgası Türkçedir. Bunun içerisine Kürtçe dönemine binaen yani Ermenice, Zazaca, Arapçadan kelimeler de katılmıştır. Şahane zengin bir dil oluşmuştur. Tamlamaları vardır, deyimleri vardır. Böyle o dille şakalar üretilir karşılıklı. Ve bu edebiyata yansımamıştır. Hep sözel gelmiştir. İmparatorluktan gelen büyük kültürel birikimin Türkiye'nin katman katman derinliğinin bir güzel örneği. Evet, evet. Yani bu sözde kalmıştır. Bunlar kitaplara geçmemiştir biliyorsunuz. Yani yazılı kültür çok Osmanlı'da yok yani. Özellikle halk mizahının derlenmesi, toplanması ancak folklor araştırmacıların görevi. İşte biz bunda bir şey amatörce soyunduk. Baktık ki güzel tepki alıyor ve biz de yaptığımız işten hoşnut kalıyoruz, memnun oluyoruz. Yani trilyon verseler ben başka bir şey düşünemem yani bu işlerin dışında yani. Benim bankada 3-5 trilyon daha olsun. Ne olur yani? Ama ben hem mutlu oluyorum hem insanları mutlu ediyorum yani. Ya, aktarıyorum ben. Ben taşıyıcı vasıflarım da var ama daha çok aktarıcıyım ben. Taşıyıcı insanların çoğu maalesef göçüp gittiler. Onlardan az yararlandık. O dönemlere biz yetiştik ama yazmak aklımıza gelmiyor efendim. Peki mizahın çıkışı Bitlis'te mizah nasıl görüyorsunuz? Mizahı nasıl anlatırsınız? Kültürle bağı olmalı. Nasrettin Hoca'nın torunlarıyız biz. Ve özel bir mizahı var diyorsunuz. Evet, özel. Tabii bir şövenistik duygusuyla kalktığımı algılamasın kimse, izleyenler de siz de öyle. Bir önemli bir Türkolog büyüğüm, benim folklorcu büyüğüm, kitabıma ön söz yazarken arkadaş dedi, yani bu okudu kitabı, taslağında okudu kitabı da biliyor. Dedi bu anlattığınız öyküler Nasrettin Hoca'nın öykülerinden birebir örtüşenler de var, benzeşenler de var. Onun üzerinde öyküler var. Oradaki insanlar hocayı görmemişlerdir. Şimdi dört ana unsur var Bitlis'i oluşturan etnik yapıdan bahsedeyim ben. Büyük ekseriyet Kürt ekseriyetidir yani Bitlis'teki yaşayan dönemsel olarak. Türkmenler vardır, Araplar vardır fakat asimile olmuşlardır. Dillerini ve kültürlerini unutmuşlardır. Çünkü çok eski Peygamber Efendimiz'in döneminden sonra Hazreti Ömer zamanında Bitlis fethedildiği zaman Arap unsurlar da yerleştiriliyor oraya. Onların ve Ermeni. Yani her dönem %30-35 civarında Ermeni unsurlar da var. Bunlar kendi dillerini de koruyorlar ve kentteki o Türkçe'ye hizmet ediyorlar. Yani Türkçe temel bir dil oluyor. Yani o yan unsurlarla o dil gelişiyor. İşte zengin unsurlar, etnik unsurlar, insan yaşamı, entelektüel yapının yüksek düzeyde oluşuyor. Kültür adamlarının iyi bir vasat buluşu, esnafların kalibrasyonu ve alışverişlerin hızlı oluşu, İpek yolunun üzerinde oluşu. Örneğin Afganistan'dan, İran'dan, Kafkaslar'dan gelen İpek yolunun birinci boğazı Bitlis'tir yani. Bitlis çok önemli. Oradan da Suriye'ye ve Akdeniz'in doğu bölümüne doğru limanı açılan bir İpek yolu, baharat yoludur Bitlis.